Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün bu video içerisinde sizlere iki farklı konudan bahsetmeye çalışacağım. Bir tanesi daha önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz Bitexen'in token satışları, diğerisi ise önemli bir proje olacağını düşündüğümüz Kulspetle alakalı olacak. Videonun ilk aşamasında bir teksenden bahsedelim. Şimdi bir teksende arkadaşlar, eğer üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmına üyelik linki koydum. Sizler istiyorsanız buraya üye olabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark projesidir bir Bizler 2018 Ağustos'ta tanıtmıştık bir ve Önemli yerli borsalardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar FAN tokenleri ile alakalı ilk SOSYOS 2019 yılının Aralık ayında ya da Kasım ayında diyelim. Kasım aralık ayında önemli bir atılım yaparak FAN tokenler içine girdi. Daha sonra da bu işe borsalar da girmeye başladı ve en sonda Lazio tokeni ile Binance de bu işin içerisine girmiş oldu. Binance'ın marka değerinden dolayı Lazio'nun fiyatı çok yüksek açıldı. Bu fiyatlardan Lazio'ya ben olsam girmem. Dün atmış olduğum videoda çok net bir şekilde söylemiştim. 10 dolarlar görülür demiştim. Ama 10 dolarların çok çok üstüne gitti. Bu normal fiyatlar değil onu söyleyeyim. Çünkü bu arz ile bu fiyatlar çok yüksek. Şimdi bir tek bizler toplamda 6 tane token satışından bahsetmiştik. Da diğer Bekir tokeni şu an arkadaşlar satışta. Bugün başladı. Bu satışlar bittikten sonra yani IEO'lar bittikten sonraki tarihte borsaya açılıyor. Yani tahtalara açılıyor ve bu da saat 1.15'te oluyor ya da 1.30 civarında oluyor. Son bitiş tarihlerine ona göre dikkat edin. Şu an Antalya ile Diyarbakır ya da Diyarbakır burada satışta. İstiyorsanız alabilirsiniz. Şu an Akrep'te yani Antalya'da ikinci seçenek aktif. Şöyle göstereyim. 6 aylık kitli olan aktif. Diğerinde ise ikisi de aktif. Yani 6 aylık veyahut da hiç kilit olmadan alabiliyorsunuz. Şimdi bir de almış olduğumuz diğer tokenleri ben Sivas'a alamadım bu arada. Çabuk bitti. Şu 3 tanesini aldım. 2 tanesini de aldım. Yani toplamda biz bir deneme yaptık. Her birine 200 TL'lik yatırım yaparsak ne kadar kar ederiz ona bakmak istedik. Sivas dışında hepsini aldığım için Sivas'tan 200 alamadığımdan dolayı Antalya'dan ve Diyarbakır'dan 300 TL'lik aldım. Dolayısıyla gün sonunda yani 31 Ekim bittikten sonra toplamda ne kadar kar ettik ona bakacağız 1000 TL'ye. Benim tahminim 2000 TL'lik bir karımız olacak buradan. Şimdi şöyle arkadaşlar satışlar kısmına gelelim. Fiyatlara bir bakalım. Adana Demirspor'da ben o videoda da söylemiştim. Adana Demirspor'da 0.80'den satılırken fiyatı maksimum 2 kat olur demiştim. 2 kata yaklaştı. 1 59'dan döndü. Ve benim beklentilerim çerçevesinde gerçekleşti bu. Mesela Lazio'yu bilemedik. Ben 10 dolar dedim 100 dolara gitti. Çok uçuk bir rakam o. Onu da tekrardan yenilemiş olayım. Kayseri'ye bakalım. Kayseri'de de 14 TL'ye kadar çıktı. Çok uçuk bir rakam bu da. Çok yüklü bir alım olmuş. Benim burada beklentilerim de yine 2-3 mertebelerindeydi ki. Hani burada şu seviyeler normal. Biraz daha yükselebilir bu talebe göre değişkenlik gösterecek sonuçta. Hani bunu önden bilebilmek çok kolay bir durum değil. Ben bu arada bu iki token'i sattım. Karımızı aldık. En son bir video çekerek onları söyleyeceğim zaten. Kayseri'ye bakalım. Kayseri'de de şu an 71 kuruştayız. Benim satış olarak koymuş olduğum rakam 1 TL. Bakalım satarsa satar, satmazsa duruma göre aşağı çekeriz. Şu an toplamda 3 tane token burada listeli durumda. Alım-satım tahtaları açık. Diğer 3'ü de listelenecek. Onların listelenme tarihlerini de hemen hatırlatalım. Sivas 24'ünde, Antalya 28'inde, diğer Bekir'de 31'inde listelenecek. Şimdi bizler diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz Pulse Pet ile alakalı olacak. Ama ondan önce Pulse Chain'e bakalım. Çünkü Puz Chain yeni bir blockchain olacak. Ethereum'dan çıkartılmış yani Ethereum'dan hard forkla çıkartılmış olan bir zincir. Bu zincir içerisinde daha efektif, düşük enerjili, daha ucuz, daha hızlı ve aynı zamanda transfer ücretlerinin %25'inin yakılmasıyla birlikte deflasyonist bir token elde edilecek. Bunun avantajlarına kısaca bakalım çok fazla değinmeyeceğim. Ethereum'un değerini artırır diyor. Çünkü Ethereum'a binen yükü azaltacağından dolayı olarak ifade edilmiş. Aynı zamanda Ethereum kullanıcılarını zenginleştirir. ERC20 ve NFT kullanıcılarını zenginleştirir. Ethereum ağından bahsediyoruz. Onun dışında Metamask gibi çok kolay kurulabilen bir cüzdanla hızlı bir şekilde kullanılabilir. Yani bizler nasıl Metamask'a farklı ağlara entegre edebiliyoruz. Bunu da entegre edebiliyorsunuz. Onun dışında daha düşük pull chain fiileri ki pull chain'de fiiler daha ucuz olacak ve daha hızlı olacak demiştik. Nasıl? Şöyle. Normalde Ethereum'da şöyle hemen göstereyim. Burada kaç saniyede bir blokların çözündüğü ile alakalı bir grafik var. Ortalama 13 saniyede bir blok çözünüyor. Puls chain'de bu arkadaşlar 4 kat daha düşük olacağı söyleniyor. Yani 3 saniyede bir blok çözünmesi söz konusu. Onun dışında kirliliği azaltır diyor. Yani kirlilik dediğimiz enerji kirliliğinden bahsediyoruz. Proof of work ile çalışmadığı için yani proof of stake ile bir validasyon süreci olduğundan dolayı yani yani validatörlerin olmasından dolayı burada herhangi bir enerji kirliliği olmayacak bu sondakilerinde söylemeye çok fazla gerek yok. Burada token'le alakalı bilgi verilmiş. Token tutarsanız, validatör olursanız yani onaylayıcı olursanız buradan komisyon elde edersiniz diyor. Diğerinde de yüzde %25'lik bir fee ücretinde yakım söz konusu. Yani burada deflasyonist bir token olacağından bahsediliyor. Şimdi bu Pulse Chain üzerinde kurulacak olan launchpad'e bakalım. Pulse Chain üzerinde kurulacak olan bir launchpad var. Hemen ona bakalım. Önemli olan noktası burada şu. Bunun arkasında bulunan ekip çok önemli arkasında bulunan ekibi hepimiz tanıyoruz. Bluezilla ekibi. Hemen şöyle gösterelim. Daha önceden size videolarda da aktarmıştım. Mesela Adapet'ten bahsetmiştik. Astro Swap'dan bahsetmiştik. GameZone'dan bahsetmiştik. Bunun dışında Trompet, KCC Pet yani KuCoin üzerinde geliştirmiş olan Pet. Binance Smart Chain üzerine geliştirmiş olan BSC Pet. Onun dışında benim size bir önceki videolarımda bahsetmiş olduğum BSC Station da Brezilya'nın projesidir. Bir de onun dışında işte Cross Swap'lar ve en önemlilerinden bir tanesi de GameZone örneği verilebilir. Bunların hepsinin all time high'larına göre belirtilmiş olan çıkış fiyatlarına göre ne kadarlık bir kazanç sağlatmış bununla alakalı bilgi var. Tabii ki bu satış fiyatıyla maksimum çıkmış olduğu seviye arasındaki farkı ifade ediyor. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi bizim. Bunu nerelerden alabileceğimiz. Tabi bu çok kolay bir işlem değil. Şöyle göstereyim. BlueZilla'nın projesi olduğu için bütün pet sistemleri içerisinde yani launch pet sistemleri içerisinden alım yapılabiliyor. Fakat bunun için de minimum bu tokenlerden tutmanız lazım. Yani BSC PET tokeninden, ADA PET tokeninden minimum miktarlarda mesela 1000, 2000, onun dışında 15000, 50000 ve 20000 olmak üzere tutmanız gerekiyor. Bir tek Ethereum PET'te herhangi bir şey tutmanıza gerek yok. Onda da %5'lik bir çekiliş hakkı veriyor. Kesin alım yaparsanız diye bir şey söylemek söz konusu değil burada. Bizim burada aslında yapmaya çalışacağımız şey şu olacak. Daha öncekilerinde de aynısını yaptık. İlk etapta çıktığında erken alım veyahut da bekleyip düştükten sonra alım yapmak burada mantıklı olacaklar Çünkü pull Pet üzerinde stakingler olacağından dolayı hatta şuradan göstereyim. Toplam 3 tane staking kısmı olacak. Yani tierlar olacak. Bu tierlarda da dolayısıyla pulse pet üzerine ya da pulse chain üzerinde çıkartılacak olan projeler pulse petten listelendiğinde yani idosu yapıldığında sizler buradaki belirtilen miktarları tabii şu an miktar olarak yazmamışlar. Çünkü hiçbir şey daha belli değil. Burada sizler eğer maksimum seviyede tutarsanız hiçbir şey yapmadan direkt alım şansı elde ediyorsunuz. Diğerlerinde whitelist görevlerini yaparak aynı şekilde alım şansı hak ediyorsunuz. Yani aslında bizim burada yapmaya çalışacağımız şey önden alımdan ziyade piyasaya çıktıktan sonra ya hızlı bir şekilde alabiliyorsak ki almak biraz zor oluyor. Ondan dolayı piyasaya çıktıktan sonra muhakkak bir düşüş geliyor. Hepsinde bu böyle oldu. O düşüş esnasında alımı yaparsınız, bekletirsiniz. Daha sonra ise bir hafta içerisinde veya da yani bilemediğiniz 5-10 gün içerisinde buradaki tierlerle alakalı staking süreci başlayacağından dolayı stakinglere bağlı fiyatlanma geliyor. Yani haber geldiği zaman muhakkak bir fiyatlanma geliyor. Siz düşükten alırsınız. O fiyatlanma geldikten sonra artık 2x, 3x ne kadar olursa oradan sattığınız zaman kar elde etme şansınız %90 oranında oluyor. Ondan dolayı da Puspet'te bizim yapacağımız ya da uygulayacağımız stratejinin bu olması lazım. Evet arkadaşlar, çok fazla bir şey değinmeye gerek yok. Çünkü şu an hiçbir şey belli değil. Satış fiyatı belli değil. Maksimum toplam arzı belli değil. Hiçbir şey belli değil. Ben size önden bilgilendirme amaçlı muhakkak bu projeyi takip edin. Çıktığı zaman bilgileri bakın fiyat nedir? Belli olmaz. Bazı arkadaşlar burada diğer petlere yatırım yaparak belki bunu almak isteyebilirler. Ondan dolayı da Muhakkak bunu takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.